Arkadaşlar merhaba. Bugün çok basit ama çok işinize yarayacak bir şey göstereceğim size. Workspace. Workspace nedir? Şurada görüyorsunuz. Workspace yazıyor. Workspace şu gördüğünüz sayfalar. Zaten burada Open Workspace window'umuz var. Bu sizin masayı rahat kullanmanızı sağlayacak. Öncelikle bunlar buraya bu şekilde gelmiyor. Burada ilk açılışta fixtürler burada, işte şeyler burada, gobolar, günler burada rastgele bir şekilde bir main sayfası var ilk sıfırladığınızda. Ama patchlerken, patchlemeye başlamadan önce sayfalarınızı ayarlamanızı tavsiye ederim. Buradaki sayfaları nasıl sileceğimize gelen sayfaları nasıl sileceğimizden başlayarak göstereyim size. Burada view tuşu var. View'e basıyoruz arkadaşlar. Şurada. View'den sonra delete tuşuna basıp buradan workspace'in üstüne iki kere tıklamanız yeterli. Tekrar şu alttaki iki sayfayı da sileceğim. View, delete. Tekrar iki kere bastım. View, delete. Tekrar iki kere bastım. Gitti. Şunu da kapatayım bu arada. Bütün sayfaları kapatıyorum. Workspace'i nasıl ayarlayacağımı size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ne lazım bana? Fixture sayfası lazım. Hemen açıyoruz şuradan Open Workspace window'u. Şuradan ya da işte buradan, ben hemen buradan seçeceğim 16'da böyle. Fixture sayfasını böyle şu kısımda, tekrar gösteriyorum. Şuradaki çark işaretine basıp istediğiniz bir kenara yönlendirebilirsiniz. İstediğiniz bir kenara yönlendirebilirsiniz. Ya da işte şöyle ortada. Ya da bunun daha kolayı var. Şuraya basıyoruz arkadaşlar. Buraya bastıktan sonra, tamam, bunu sayfanın istediğimiz yerine gezdirebiliriz. Bak şurada, şurada buraya basınca şurada bir işaret çıkıyor. Burada da bir işaret çıkıyor. Buradan bunu istediğimiz şekilde, istediğimiz karenin içerisine yerleştirebiliriz. Bu şekilde. Tekrar şuradan, pardon, şuradan bastım. Tekrar buraya aldım. Bu sayfanın tam ortasına atıyorum, getireceğim. Şöyle böyle bıraktım. Burada duruyor işte. Şarpilerim. Yalnız ikinci pencereyi açacağınız zaman mesela ne açacağım bunun yanına? Open Workspace'e tekrar bastım. Tekrar şurada bastım. Yanına Color açalım. Color'ı açtım. Bunu tekrar bunun yanına koymak istiyorum. Şöyle koydum. Şimdi mesela bunu da arasında boşluk olsun istiyorum. Tekrar bastım ya buraya. Bakın çektim. Arada boşluk bırakmıyor. Gördünüz mü? Boşluk bırakmıyor. Bunun nedeni şu. Şuraya bastığınızda şuradaki 10 yazan yeri off yaparsanız pencereler sizin istediğiniz gibi gezer. Boşlukta bırakır. Birbirine yapışmazlar. Ben genelde bu şekilde kullanıyorum. Daha rahat oluyor. Ama yine burayı birleştireceğim. Peki başka ne lazım? Atıyorum gobolar lazım. Hemen açalım. Open Workspace Windows'tan gobo ve bimleri, bunu da alıyorum. Önce sol tarafa çektim. Boydan boya. Gördüğünüz gibi. Sonra buraya bastım arkadaşlar. Şuradan tuttum. Alttaki sayfalar duruyor. Goboları yerleştirdim. Çok büyük geldi gözüme. Şöyle yine büyük, aynı hizaya gelsinler. Böyle goboları yerleştirdim. Peki bunu nasıl kaydedeceğiz? Ya da benimkiler niye böyle ortada şey işte sürekli burada gördüğünüz gibi 4 4 4 4 duruyor? Sizde farklı duruyor. Onu da göstereceğim. Şurada bir çark işareti var arkadaşlar. Bu çark işaretine bastığımızda şuradaki değeri girerseniz bu ne demek? Yukarıdan aşağı 5 kare. Bu soldan sağa 7 kare demek. Bunları girerseniz örneğin şöyle yapayım. Burayı 10'a 10 geliyor herhalde zaten. 10 yaparsam böyle karışık bir ekran gelir işte. 10 tane böyle, 10 tane böyle koyar. Ben burayı kendi elimdeki malzemeye göre, sahnedeki şeye göre işte 5'e 7 yapıyorum. 3 parçada robotum olduğunu düşünürsek 3, 6, 9 böldük. Bu şekilde ayarlıyorum. Şuraya da Visualizer'ı açalım. Bunu bu köşeye koymuşum. Ama ben şimdi bunu alacağım. Ortaya alacağım. Şuraya. Evet, ortaya aldım. Ama şuradan
ayarını yapalım. Şuradan bize sahneyi net göstersin. Yerini değiştirdiğim için. Evet, sahnemizde net gözükür bir şekilde. İşte atıyorum neyimiz var başka? Pozisyonlarımız var. Next dedim. Buradan pozisyonları buluyorum. Pozisyonlar. Bunları da işte atıyorum. Sayfanın tamamına alta yerleştireceğim. Şuraya bastım arkadaşlar. Çok pozisyon kullandığımızı farz ediyorum. Bu sayfayı ayarlamak size kalmış. Page gözükmesin. Tamam. Buradan da pozisyonlarımı yerleştirdim. Peki niye halen böyle sayfayı genişlettiğimiz halde böyle duruyor? Şuradan Roles'u manuel girdiğim için. Ben bunu 3'e 9 desem örnek veriyorum. Hemen bana yeni yerler açacak. Ya da işte açıyorum, atıyorum. 8. Burayı 4 sıra yaptım. Gibi. Gördük arkadaşlar. Pozisyonlarımız da böyle. Şimdi bu ekranı mesela kaydedeceğim. Kaydetmek çok basit. Dokunmanız yeterli. Bir kere dokunuyoruz. Buraya da ismi yazıyoruz. İşte kaydettik. Ya da bu ekranları tekrar, yani başka bir ekrana geçsek bile tekrar buraya bastığımızda burası workspace tekrar eski haline alır. Bunlara renk de verebiliyoruz. Nasıl veriyoruz? İşte ben şöyle yapayım. Şunu tam ekran yapayım. Görünsün. Set Legend tuşu var arkadaşlar. Set Legend'a bastık. Tekrar göstereyim. Set Legend bastık. Seçtik hepsini. Buradan Halo seçeneğine basıyoruz. İstediğimiz renge alıyoruz. Ya da buradan bunlara Set Legend dedik. İstediğimiz şekli, picture elle çizebiliriz. Elle çizebiliriz böyle. Ya da işte mikserin içerisindeki hazır resimlerden seçebiliriz. Ya da bilgisayarınızda yüklü şöyle yapalım. Picture'a bastıktan sonra şurada bir klasör işareti var. Daha önceden hazırlamanız gerekiyor. Şu klasöre bastım tekrar. Nereye koymuştum ben? Tekrar basayım. Cenk klasörün içerisinde düşünüyorum. Belgelerimde Titan'ın içerisine görseller bir tane koymuştum. Seçtim. OK'ya bastım. Daha önceden hazırlamış olduğunuz resimleri de buraya koyabilirsiniz. Buraya da aynı şekilde şunların da renklerini, resimlerini ve isimlerini, her şeyini değiştirebiliriz arkadaşlar. Set Legend dedim. Buraya bastım. Picture'ı seçtim. Daha önceki hazırlardan seçeceğim. Mesela fixture'lerden seçeceğim. Atıyorum şu. İşte böyle değiştirebiliriz. Bunu da aynı şekilde istediğimiz gibi buraya işte fixture olarak kaydettik. Tek tek yapabiliriz. Washlar, binler, bilmem ne vesaireler. Buraya bir de atıyorum başka işte neyimiz var? İşte şunları da kapatayım. Boş sayfa olduğunu düşünün. Sadece gobolarımızı da koyabilirsiniz. Bunu tam ekran yaptık. Gobolarımızı da buraya böyle yerleştirebilirsiniz. Buna da hemen gobo da diyebiliriz. Ya da gobo resmi de koyabiliriz. Gobo'ların olduğunu anlamak için. İşte gobolar gibi. Şimdi düşünüyorum workspace ile ilgili başka ne var? Herhalde başka bir şey de yok. Ondan sonra mesela bir sayfa kaçtayız? Şurada 1, 2, 3, 4, 5. V'ye 1 dersem, enter dersem direkt birinci sayfaya gider. İşte üçüncü sayfa bu. Bu beşinci sayfa. Az önce gobolar konuştuk. Burada yazıyor. Beşinci sayfaya gideceğim. VF 5 enter dersem beşinci sayfaya da gider. Ya da hiç öyle şuraya git buraya git demeden buradan seçebilirsiniz. Tekrar aklınızda olsun diye burayı nasıl silip nasıl yerleştireceğinizi gösteriyorum. Tekrar bu VF tuşuna basıyoruz. Delete tuşuna basıyoruz. Bunu sildik. VF tuşuna basıyoruz. Delete tuşuna basıyoruz. Bunu sildik. Bu size çok işinize yarayacak. VF tuşuna basıyoruz. Delete tuşuna basıyoruz. Sildik. Sildikten sonra artık mesela en son hali neyse kapatalım. Open Workspace Window'dan
Gobo ve BIM'i açarsak en son hali o gelir. Ama bu sayfaya basıp tekrar şimdi mesela hepsini Gobo'ları kapatırsam, Gobo'yu kapattım. Open Workspace Windows'tan Gobo'ları çağırdığımda bu şekilde gelir. En son kalan halinde gelir. Tabii bunu sol taraftaki Workspace'lere kaydetmekte fayda var. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Bu arada hemen şu Set Legend tuşuyla istediğinizin rengi her şeye ya da işte rengi, şekli, resmi her şeyini şu Set Legend'dan yapıyoruz arkadaşlar. Buradan da aynı şekilde buralarında mesela Q'ları yeşil yapmışım ben. Set Legend. Bunları seçtim. Tek tek de seçebilirsiniz. Rengini bunların kırmızı yaptım. Ya da Set Legend dedim. Tek tek de yapabilirsiniz. Tekrar hatırlatıyorum. Buradan Picture'dan model olarak da işte yazabilirsiniz. Çok da güzel yazamadım. Enter. Ya da şöyle yapabiliriz. Tekrar Spyro'un Set Legend. Şuradan da bunların kalemini falan da ayarlıyorum. Kalemin kalınlığını buradan ayarlıyoruz. Buradan. Rengini de buradan ayarlıyoruz. İşte kırmızı. Çok da ha, yazdık. Gördüğünüz gibi. Arapçaya benziyor lan bu. Neyse. Göstermek istediğimiz buydu. Bu arayüzü ne kadar kendinize göre ayarlarsanız mikseri de o kadar rahat kullanmış olursunuz. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum videoyu izleyip beğendiği için. Kanala destek olup abone olup videoları beğenip ve bilginin paylaşılması için paylaşırsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.